Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, köşe yazısında Kabe üstünde oynanan kirli oyunu ifşa etti. Erdoğan'ın ziyaret edeceği Prens Selman'a değinen Dilipak, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı davasının devrinden sonra görüşeceği Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a değinen Dilipak, Kabe üstündeki kirli oyunu şu şekilde açıkladı, bakarsınız şeytan Mekke'yi, Medine'yi hedef almış ve yeni bir inkılapçı bulmuş kendine Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman. Veliaht Prens en son maskeli balo gibi bir karnaval düzenlemişti. Dünyanın en büyük kadın ve erkeklerin aynı mekanda kumar oynadıkları bir kasinoyu da açmıştı ülkesinde. Şimdi bir buz revüsünün Suudi Arabistan'da gösteri yapmasına geldi sıra. Ama önce üzerinde kelime-i tevhid yazan ve kılıç bulunan bayrağını değiştirecek, ardından milli marşlarını, laiklik ve sekülerleşme yolunda adımları zaten atmaya başlarlar. Eğitim reformu kaçınılmaz. Kabe'de, her milletten insanlar var diye ezanı birkaç dilden okuturlar mı bilmiyorum. Mesela bir ülkenin devlet başkanı Kabe'yi ziyaret ederken onun dilinden ezan gibi mesela o yetmez. Kabe'yi turistlerin de ziyaretiyle belli hafta ya da günler için paralı turistik ziyaretler düzenlenebilir. Kabe'ye giriş ücretli olabilir mi bilmiyorum. En azından bazı bölümlere giriş paralı olabilir. İçeriye sanat galerisi, müze gibi bölümler açılabilir. Suudi Arabistan'da Milli piyango, geç kaldı da güzellik kraliçesi seçimi ne zaman olur bilmiyorum. İster misiniz Suudi bayrağını gök kuşağı gibi yapsınlar? Mesela İsrailli, İngiliz ya da Amerikalı bir sanatçı çizebilir yeni bayrağı. Yeni marşı da onlardan biri yazsın, bestesini mutlaka, World The Music Awards'ta ödül alan biri yapmalı. Dahası ilk okunacağı resmi törene mutlaka Biden, Kraliçe, Macron, Zelenski, Yitzhak Herzog, Türkiye'den kim katılır bilmem ama CHP'den biri mutlaka katılmalı ve tabi Arap Birliği, İslam Ülkeleri İşbirliği Konferansı Genel Sekreterleri yanında örnek almaları için diğer Arap ülkeleri temsilcileri de katılmalı. Son bir öneri, Milli Marşı ilk Lady Gaga okusun hem de o gün bizdeki 19 Mayıslar gibi, kızlar dekolte kıyafetlerle meydanda dans etsinler. Elon Musk da gelse, Kabe'nin üzerine meleklerin inişinin hologramik görüntüsünü şov olarak sunsa ve bütün dünyadan canlı yayınlasa. Kabe imamları papyon taksa, frak giyse. O gün bir de takvim devrimi, kıyafet devrimi de olsa. Yeni bir milli eğitim, yeni bir kültür sanat, yeni bir tarih. Bunu yapana Nobel verirler. Time, The Economist'e kapak olur kapak. Onların bizden istedikleri bu. Akşama büyük bir balo ve kokteyl. Eee ee, bu da Allah'ın gazabının dünyamıza ulaşması için bir final olsun. Sonra ne olur bilmiyorum da, ne olacaksa ondan sonra olur. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Bunlar olunca cemaat yine uyumaya devam edecekse bizim için yerin altı üstünden, dağlar şehir hayatından daha hayırlıdır, ifadelerini kullandı.